Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriyle birlikteyiz. Bu seride RISC-V işlemcisi altında Gömülü Linux kuruluşu üzerine bir içerik video kaydı yapacağız. Bu serinin amacı Yocto gibi herhangi bir build ortamı olmaksızın bu işin adım adım tane tane yapılışı nasıl oluyor şeklindeki sorularınız ve talepleriniz sonucu böyle bir içerik hazırlamaya karar verdim. Neden RISC-V? Biraz da kendim de motive olmak istedim. Farklı bir ortamda, farklı bir toolchain ortamında, işlemci ortamında çalışalım. Hem heyecanlı ve motive edici bir şey yapmış olalım, hem de bir gömülü Linux işletim sistemi kuruluşunun adım adım noktalarını biraz daha yakından hissetmeye çalışalım istiyorum. Bu seriyi elimden geldiği kadar kısa tutacağım. Temel kaynak olarak Nazım Koç hocamızın, kendisine buradan dokümanını kullanmak için verdiği izin için de teşekkür ediyorum. RISC-V altında Gömülü Linux kuruluşu uçanlinux.com adresinde yer alan PDF'ini takip edeceğiz. Ayrıca yine bootlin forever diyoruz. Bootlin'in embedded Linux 45 dakikada embedded Linux, RISC-V altında 45 dakikada embedded Linux isimli bir slaytı ve sunumu var. Michael Opdenecker'in. Onu da takip edeceğiz. Belli noktalarda iç içe geçişler yapmayı planlıyorum. Bakalım hayırlısı. Bu içerik hem farklı bir, dediğim gibi, işlemci toolchain ortamında çalışmak isteyen arkadaşları heyecanlandırsın istiyorum. Hem de işlemciyi unutun. Şu RISC-V, ARM vesaire, MIPS, her neyse, PowerPC, her neyse, x86, her neyse, işlemci ismini unutun. Yeni arkadaşlar demiş olacağım. Günün sonunda %95 oranında belki de hemen hemen birbirine benzeyen kavramları, işlemciden bağımsız kesişen kavramları görmüş olacağız. İşlemciden bağımsız, ortamdan bağımsız düşünebileceğimiz bir gömülü Linux kuruluşu, adım adım, tane tane ve manuel bir kuruluş, kurulum içeriği hazırlıyor olacağız. Dediğim gibi diğer slaytımız ise Michael Opdenecker'in, Bootlin'in kurucusu, Embedded Linux from Scratch in 45 Minutes, böyle bir sunum var. Aynı zamanda videosu var. Ben her zamanki gibi açıklamalara bunları koyacağım tabii ki. Bir de bu slaytta takip edeceğiz. Tabii 45 dakika içerisinde o FOSDEM konferans sırasında bunun sunumunu yapıyor. Bizim biraz daha uzun sürecek. Zira biz Nazım hocamızın kitabı üzerinden gideceğiz. Belli bölümler değiştirmeyi düşündüğüm belli bölümler var. İç içe geçişler yapmaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi yeri gelmişken Yocto eğitimini alan arkadaşlara tanıdık bir sayfa göstermek istiyorum. Bakın, PDF sayfa 26'da. Building environment'lar hakkında, yani Linux işletim sistemi inşa ettiğimiz ortamların çok güzel, başka bir yerde bulunamayacak tarzda belki bir karşılaştırması var burada. Build everything manually. Her şeyi manuel yapmak, elle yapmak kapsamı dahilinde bir video serisi olacak bu. Biz daha önceki Yocto video serisini biliyorsunuz, bu kutuya karşılık gelen artılar ve eksileri yaşayarak bir video serisi yapmıştık, Yocto video serisi. Şimdi ise full flexibility, evet, her şeyi elle yapmak, %100 tüm esnekliğin elinizde olduğu bir yöntem tabii ki. Öğrenme adına da tabii ki kabul ediyorum. Adım adım pek çok şeyi tane tane göreceğiniz için, bazı mekanizmaların arkasında kalan şeyleri görme fırsatınız olacağı için, öğrenme adına da tabii ki yine güzel bir yöntem. Ama
Eğer siz bunu kendi ürünlerinizde bu yöntemi, her şeyi manuel build etme. Bu advanced bir yöntem, ileri bir yöntemdir ve bunun bazı dezavantajları vardır. Ne gibi? Örneğin bağımlılık lar noktasında her şey sizin elinizde olmalı. Seçtiğiniz paketlerin bağımlı paketleri gibi gibi. Evet, daha fazla detaya hakim olmanız gerekir. Yine bu bağımlılıklarla ilişkili olarak versiyon uyumsuzluklarına dikkat etmeniz gerekebilir. Bir de tekrar ortaya koyacağınız size özel bir geliştirme ortamı ve bu mühendisten mühendise aktarılırken bir problem, bırakın üründen ürüne aktarılırken de bir başka problem olacaktır diye burada avantaj ve dezavantajları sıralanmış. Dezavantaj olarak yoktu onu hatırlayın. Bunun bir öğrenme eğrisi var ve aynı zamanda build time'da nispeten tabii ki yoktu. Arka planda sizin eklemediğiniz paketleri de derleyip sizin için hazır hale getirebilir. Sizin konfigürasyonunuza bağlı olmak üzere. Ama yoktu onu tabii ki hatırlayalım. Pek çok avantajı var. Yoktu da neredeyse %100 esneklik sağlıyor size. Hangi paketi koyup koymayacağınız, hangi Lipsy'den başlayın, framework'e istediğiniz startup yaklaşımı, sistem değil sistem 5, istediğiniz Lipsy'yi ekleyebileceğiniz, bunun yanında ürettiğiniz işlemci için toolchain'ler kendinize ayrıca üretebileceğiniz, çalıştığınız işlemci için gibi gibi çapraz derleme olanağı size sağlar. Bazı özellikleri opsiyonel bırakmanızı sağlar ve çok çok önemlisi full reproducible. Bu ne demek? Bu siz bu yaptığınız yoktu'daki konfigürasyonlarınızı bir yerlerde saklarsınız. Hatta bazı baz alacağınız layer'lar yazarsınız. Onların içerisinde başka projelerde kullanacağınız reçeteler olur. Oldukça tekrar kullanılabilirliği, başka bir personel aktarabilir. Oldukça kolay, en gelişmiş sistem yoktu, yaşasın yoktu diyorum. Ama bir de bunun ortasında ben eğer dikkatli takipçi arkadaşlar bir tane kaçak video takip görmüş olabilirler. Çok kısacık bir video atmıştım Ubuntu Core hakkında. Orada evet, optimizasyonun daha zor olduğu veya şeyi hatırlayalım eğer dokunmuşsanız Armbia'nın geliştirme ortamında Debian tabanlıdır yine. Bunlar o dağıtıma spesifik işletim sistemi build etme araçları sunarlar ve hantal ve daha az customize edilebilen ve her mimari için size çözüm sunmayan, daha statik, içine kapanık Linux dağıtımı inşa etme tool'ları size yine de sunarlar tabii ki. Kendi Ubuntu'nuzu inşa edebilirsiniz. Kendi Debian'ınızı inşa edebilirsiniz. Ben bunları yaptım. Ve tabii ki ne build'ur ne yokta gibi bir esneklik göremezsiniz. Şimdi bizim bu video serisindeki olayımız işte bu kutucuk. Her şeyi elimizle yapacağız şimdiden. Umuyorum seri bir şekilde bitireceğimiz bir video serisi olur. İşimiz rast gitsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.